Efendim merhaba, haftanın son programında birlikteyiz ve tabii bu haftaya damga vuran olayları ve tabii son bugün, özellikle dün bugün hükümetle ilgili gelişmeler, Tuğrul Türkeş'in burada oluşu, hatta Asil Nadir'in yeniden dönme yolunda olması gibi önemli konular var kamuoyunun gündemine gelen. Tabii bugün hükümet programı okundu mecliste, pazartesi gününde tartışmalar başlayacak. Ve muhtemelen bir aksilik olmazsa çarşamba ya da en geç perşembe hükümet muhtemelen güven oyunu alıp yola koyulacak. Bu arada Sayın Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı, Başbakan Yardımcısı Sayın Tuğrul Türkeş'in de henüz hükümetin güven oyu almadan burada oluşu da tartışma yaratan bir konu oldu. Bunları değerlendirmeye çalışacağız. Tabii Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni de biraz konuşmamız gerekecek herhalde. Sayın Mehmet Ali Talat bugünkü konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Moral buldunuz. İnşallah moral, bütün toplum morali bulur. Şimdi en büyük temennimiz budur. Bakanlar Kurulu, ilk Bakanlar Kurulu çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı başbakan. Merak etmeyin dedi. Para tamamdır. Ayın birinde ödenecek yani. Hatta onu da aştı. Diğer mükellefiyetlerimizi de yerine getireceğiz deyip daha da genişletti. Şey ne oldu yani, hükümet değişince protokol imzalanmadı. Biz maaşları geçen bilmiyorum, ay... Bilmiyorum. Nereden para bulduklarını bilmiyorum. Büyük ihtimalle bir yolunu bulup borçlanmışlardır. Zaten borç paçadan akıyor. Bunu herkes biliyor. Kamu iç borcunun korkunç boyutlarda olduğu herkesin bilgisindedir. Dolayısıyla borçla maaş ödemek aslında marifet değil. Hı hı. Ama iyi bir mali disiplin bırakıldı geride. Yani şeye kadar yani 2013'ten beri ciddi bir mali politika uygulandı ve iyi bir mali yapı bırakıldı. Dolayısıyla her şey bütçeleşti, bütçe dışına çıkılmadı. Yani bütçe harfi harfine uygulandı. Ve biliyoruz kamu borçları çok yüksek orandadır bizim ülkemizde, ama çok. Yani normal bir ülkenin olması gerekenin çok üstünde kamu borcumuz bugün var. Bugün Rum basınına da baktım. 19 milyar euro da kamu iş borcu görünüyor şeyin. Ben bilmiyorum rakamları. Kıbrıs'ın. Bizdekileri yani... bilmiyorum ama çok yüksektir ve yani tolere edilebilecek rakamların üstündedir. Bankalara olan borçlarımız özellikle yavaş yavaş ödenmeye başlanmalıdır. Biz onları işte bu ekonomik protokollere giriyor. Son dönem girdi, evet, ama biz onları ödeyeceğimize daha da borçlanıyoruz. Yani dolayısıyla aman maaşları ödeniyoruz diye sevinmeye çok fazla gerek yok. Ödenmeliydi tabii maaşlar. Ödenmezlik edemezdi. Mutlaka ödenecekti. Ama bitti. Kaynak da bir yere kadar. Yani tabii 4 işte, aydır onu cepten diyorum, olduğu tabii kadar yiyor. Evet, borçlanılarak evet yapılması şey yani büyük bir problem tabii, ama eninde sonunda mali protokol imzalanacak. Zaten CTP'nin hükümetinden UBP'nin ayrılmasının sebebi de büyük ihtimalle önce su krizi bahane olarak kullanılacaktı. Orada sorun aşıldı ve mutlu sona ulaştırıldı. Dolayısıyla iş bu noktada kullanıldı. Şeyi düşündünüz mü? Aslında eğer belki mali protokol konusunda hiç tartışma olmasaydı ve o mali protokol ilk günden anlaşılarak geçseydi belki de yine bozulamazdı hükümet, onu bilmiyorum, ama yani bütün bunlar yani sonuçta işte hükümetin sona ermesine yol açtı. Yani bu hükümetin sona ermesi konusunda biraz oyuna geldik noktasına baktınız mı? Çünkü ne gibi oyuna geldik? Yani mesela ekonomik protokolde tartışılmaması gerekirdi birçok unsurun. Çünkü siz hükümet programında aslında o ekonomik protokolde tartışılan unsurlarda hükümetin ortak bir görüşü vardı.
Hükümet protokolüne yansıyan. Ama öyle olmadı şeyde, evet, tartışmalarda. Vardı ama maalesef Ulusal Birlik Partisi kanadı buna çok fazla itibar etmedi. Yani doğrudur, haklısınız, vardı. Suda da vardı. Tamam, işte o yüzden diyorum. Elektrikte acaba de vardı. Özerk Elektrik Kurumu vardı. Hı hı. Şimdi yeni hükümet programında yok öyle bir şey. Yeni hükümet programında dala ayrılıp, bilmiyorum, dallara ayrılacak. Hı hı. Önce birincisi özelleştirilecek dağıtım ve tahsilat. Üretim, iletim. Tamam işte. Dağıtım ve tahsilat kısmı özelleştirilecek diye Türkiye'nin önerisi vardı protokolde. Herhalde o da imzalanacak. Sonuçta yapabilecekler mi sanmıyorum. Yapamayacaklar. Neden? Yapamayacaklar. Neden? Geçen defa da yok muydu? İrsen Küçük'ün imzaladığı protokolde yok muydu? Yapabildiler mi? Denediler. Büyük bir grev başladı ve yapamadılar. Yine aynı olacak. Grev kapıdadır yani. Grev kapıdadır ve yine yapamayacaklar. Yani yapmak mümkün değil. Üstelik de yani... Ama bu defa daha farklı bir şey yok mu? Yapmazsanız para yok gibi bir şey var sanki. Yapamayacak diyorum ben zaten. Yapmak isteyecek. Aybaşı maaş ödenmezse ne olacak? Yapamayacak. Yine borçlanacak. Tamam da bu borçlar kapanacak şimdi protokol imzalanınca. Tamam. Verecek ama vermezse. Bilmem. Bilmem yani ne yapacağını ama konu şudur. Bu konu, yani elektrik kurumunun özelleştirilmesi bu ülkede yapılamaz. Aslına bakarsan bu ayrıştırma kendi içinde yapılabilirdi. Ama kendi içinde. Kurumun içinde. Üç ayrı şirket biçiminde oluşturulması söz konusu olamaz tabii bunun. Çünkü zaten o kadar da büyük değil. Yani evet büyüktür ama o kadar da büyük değil. Türkiye çapında bir elektrik kurumu değil ya sözünü ettiğimizde. Üçe ayıracaksınız da üç şirket olacak. Kağıt üstünde kalacak diyorsunuz. Kağıt üstünde kalacak şekilde bölmek lazım. Yani bütçelerini ayırmak lazım. Fonksiyonlarını ayırmak lazım. Bileceksiniz verimlidir değildir gibi. Bunlar tamam. Benim söylemeye çalıştığım şudur. Bir kere ekonominin kendi ayakları üzerine oturtulması şarttır. Ama bu ekonominin kendi ayakları üstüne oturması demek dış destek almayacağı anlamına gelmez. Türkiye yine yatırımları, özellikle altyapı yatırımlarını desteklemeye devam edecek. Bizim hedefimiz Türkiye'nin bütçeye katkısını durdurmaktı. Yani kendi cari giderlerimizi kendimizin karşılamasıydı. Türkiye'yi yatırım bütçesiyle sınırlı tutmaktı. Dolayısıyla o hedef sürdürülmeli. Ama benim endişem bu hükümetle ilgili tabii öyle olmayacağı yönündedir. Neden? Çünkü bugüne kadar gördünüz yani bütün UBP hükümetlerinde, UBP ile DP'nin birlikte bulunduğu bütün hükümetlerde har vurulur, harman savrulur. Yani şimdi siz bu hükümetin gelişi güzel istihdam yapmayacağını mı düşünürsünüz? Yapılacak. Bunu engelleyen CTP'ydi. CTP özellikle bu son dönemde. Yasa yapıldı. Hem şimdi yasa yapabilir yapıldı mi istediği gibi? Yapamaz. Yasaya değişmesi lazım değil mi? Niçin yapamaz mı? Değiştiremez mi? Çok kolay. Sonra yasa asgari koşulları belirler. Her şeyi belirlemez ki. Gerçi Ulusal Birlik Partili bakanlar da istihdam yaptı diye CTP'yi suçlar. Hükümet Tamam suçladı ama yalan söyledikleri ortaya çıktı. Yani o suçlamak bir şey ifade etmez. Söylediklerinin doğru olmadığı ortaya çıktı. Yani ihtiyat sandığına yapılan istihdam tamamen sınavla yapılmış. Doğu Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yapılmış bir sınavla tespit edilmiş şeylerdir, sonuçlardır. Kaldı ki mülakatları da belki de kendileri yapacak, kendileri döneminde yapılacak. Yani dolayısıyla o çok saçma bir şey. CTP yapmadı ve yaptırtmadı. Zaten hükümetin esas bozulma nedeni odur. İstihdam? Sadece istihdam değil ya. Mesela biliyorsunuz o Karaoğlanoğlu'ndaki arazi meselesi. Adam olmazsa olmazımızdır bu diyor. Ne demek olmazsa olmazımızdır ya? Olmazsa olmazımız mı var? Yasa hayır diyor. Sen buna rağmen yapabilir misin? Anayasaya aykırı ve yasalara, anayasaya aykırı, yasalara da değil.
Anayasaya aykırı bir şey olmazsa olmazın olabilir mi? Öyle dediler. Bunlar yani hem hükümetteyiz hem yasa dışı iş yapamıyoruz. Ama bile girdiniz Sayın Başkan, bu işleri değişecek miydi yani? Ney? Bile bile girilmedi mi? Yani Ulusal Birlik Partisi zihniyeti bilinmez mi? Hayır bilir. İşte biz engelledik yani, işte. Aytuğ'u engelledik. Tamam, hükümetten atıldınız. Şimdi gene eğer bu işlemler devam eder sadece. Hükümetten kaçtılar. Bundan dolayı kaçtılar. Ve 6 partili hükümet kurdular. Herkes memnun oldu demek ki. Olacak mı acaba? Güven oyu alabilecek mi bu hükümet? Güven oyu alır da ondan sonra ne kadar belli gider? Hiç belli değil. Belli olmaz. Bir sürü UBP'li demir çiğner. İş bağımsızladılar biraz. Tamam, bilmiyorum bağımsızların ne yapacağını da bilmiyoruz. Yani bir yasa yaptık. Yapamışsa. Bir yasa yaptık. Nice işte başka partiye giremez, bakan olamaz. Bu işler zihniyetle alakalıdır ya. Tabii, tamamen öyledir. Ben söylemiştim zaten arkadaşlarıma da o zaman. Evet yapın. Yapın ama yani bu şey değil, bu işlemez. Yani sonuçta zihniyettir dediğin gibi. Çıkar dışarıdan yapar onu. Hatta daha kolay şantaj yapar şimdi. Çok daha kolay. Sırtında yumurta küfesi de yok. Üstelik garanti de alır aday olacağına. Diğerleri alamaz. Üye olanlar alamaz. Ama bağımsız, sözde destek bağımsız verir. Olanlar, destek verenler garanti de alır şeye karşılık. Güven oyuna karşılık. Yani neyse. Bunlar, onun için sanki güven oyu sorunu olmaz olan şeydir. Ayarlanmıştır abi. Bilmiyorum, emin değilim. Evet. Bu tamamen şeydir. Yani zihniyet meselesidir. Siyasi olgunluk meselesidir. Vatandaş bunları görerek ona göre davranmalıdır. Yani başka yolu yoktur bu. Siz bir erken seçim görürsünüz. Kısa vadede. Erken seçim olacağını düşünüyorum, evet. Ne zaman? Yani bizim isteğimizle değil. Yani kendiliğinden olacak. Yani bir noktadan sonra tıkanacak. Tıkanacak tabii canım. Bu şekilde bir hükümet yürümez ki. Şu anda yani maksimum alacağı oy 27. Hı hı. Hepsinin alsa. 27 ile hükümet kurmak bile meseledir. Ya 26 ile İrsem Bey öyle böyle eleştirdik ama 2 sene götürdü. Değil mi? 26 ile eleştirdi, gördünüz mü? Meclis toplanmazdı, bir şey yapmaz ama hükümet devam etti yani. Ne oldu? Nasıl devam etti? Güvensizlik oyu veremedi birileri de ondan. Ha. Siz verirsiniz öyle bir durumda. Yok, verecek değiliz. Niye verelim ki? Yani sonuçta 27 ile bir hükümet gitmez. Çok zor. Biz 26 ile kurmuştuk şeyde 2004'te. 26 ile kurduk. 3 ay sonra, 4 ay sonra düştü. Şey yani 23'e düştük. Öyle mi bu işler? Çok evet. Zor. Yani o zaman Cumhuriyetçi Türk Partisi UBP ve DP'de bu şey oldukça, bu siyasi kültür oldukça yani... Hani istifa eder ötekine geçer, istifa eder bağımsız kalır gibi. Bu siyasi kültür oldukça olmaz yani. Herkes bakanlık bekler çünkü öyle bir şey var, düşünce var. Maalesef. UBP ve DP'de tamamen öyledir. Şimdi bu komiteler nasıl olacak, komite işi? Yani siz bir itiraz yapacak mısınız? Yani şimdi gelecek oraya DP'li birinin olması gerekenlere UBP'li bir milletvekili gelecek. Olmaz ki. Gelecek. Ne yapacaksınız dışarı? Gelemez. Hayır, gelir de oylamada... Gelebilir zaten. Şu anda da her milletvekili gelebilir. Hayır, orada bir sorun gelip yok. Oylamada üye görünen Sayın Mustafa Aracıoğlu oy kullanıp gidebilir. Anladığım benim odur yani yapılacak olan. Anlamadım. Yani Sayın Aracıoğlu komitelere üye olacak, girebildiğine girecek, giremediğine UBP'liler girecek. Ne olur o? UBP'liler giremez ya. UBP'li kullanamaz ki yerine. Tamam proxy yani var. Günün sonunda gelip o noktaya gelince, yani onay işlemine gelince gelip... Öyle olmaz ki, komitede her an onaylar olur. Olmaz ki öyle bir şey. Şimdiki bu yapıda siz fazla oluyorsunuz. 3'e 2 oluyoruz, evet. Yani CTP yapacak yasaları eğer şeyse. Tabii yani CTP'nin onay vermediği yasa geçmeyecek. Sizinle çok uyumlu çalışmalar. Şeyde de öyle, yani DP'nin üyesi de olsa öyle. O zaman da 3'e 3 gibi olacak. Yoksa? Nasıl? Bir üye de DP'den girecek. Şu anda 3'e 3 müyüz komitelerde? Bilmem. Tekrar şekillenecek şimdi komitelerde. Bilmiyorum. Ağırlıkları tekrar hesaplanacak. Nasıl bilmezsiniz? Çok önemli bir konu bu. Şimdi ben de daha çok merak ettim.
Ya nasıl bir fazlalık nasıl? Fazla bak, sizde olacak şu anda ama görünen odur galiba. Öyle görünüyor, evet. Yani ben, grup başkan vekilimiz Tufan Erhürman'dır. Soralım ona. Ona sorarız, öğreniriz tam olarak. Ben meclis grubunda olmadığım için meclis çalışmalarıyla doğrudan ilgili değilim tabii. O yüzden bilmiyorum tam bu rakamların ne olacağını. Yasa yapamayan bir hükümet olacak o zaman. Tabii zaten 24'ledirler canım. 23'dürler. Tamam. 24'dürler. Yani çoğunlukları olacak bağımsızlarının şeyde, oylamada. Tamam, oylamada ama şu anda yani bakın meclis komiteleri meclis gruplarının ağırlığına göre kurulur. Evet. Meclis grupları şu anda grubu olan iki partidir onlar. İki parti gruplarıyla vardırlar. Birisinin 18 milletvekili var, öbürünün 5. Toplamı 23. Haliyle çoğunluk olamazlar. Nasıl olacaklar? Göreceğiz bunu galiba. Ama bir siz bir işleyişle bir itiraz yok yani. Komiteler Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin öngördüğü şekilde işleyecek. Görünen tabii yani o. Şey olmaz. Hani iç tüzükte ha şunu yapabilirler eğer yeterse sayıları iç tüzük değişikliği yapıp yapabilirler. Ama iç tüzüğe göre her parti milletvekili sayısının ortaya çıkardığı puana göre komitede yer alır. DP'nin milletvekili yerine UBP'nin milletvekili bu ifadeye göre görev yapamaz. Değil mi? Proksisi yok ya bu işin. Evet. Bir de şey var, ondan sonra geçeceğim diğer konulara. Bu başkan yardımcılığıyla ilgili herhangi bir talebiniz var mı? Şu iş tüzük gene ana muhalefette olması gerekirdi. Ama seçildi. Şimdi daha önceden Demokrat Partili. Bilmiyorum tartışıldı mı? Öyle bir şey bunlar. Yok mu arkadaşlar? Nereden çıkarırsınız bunları? Yani basında kendi kendine bir şeyler icat etti. Son yasa değişmedi mi? Ya neyi değiştirdi? Hükümetle mi bağlıdır meclis başkanı ve yardımcısı ya? Hükümetle ne alakası var? Yoktur. Seçildi. Görev süresi bitene kadar kalacak orada. Tabii yoktur, ki öyledir. Yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey duyulmadı yani. Burada bu konu bile konuşuldu. Hayret ettim. Ama yani yapılmadı mı öyle bir hiçbir zaman. Bu son. Hayır hiçbir zaman. Bak 3 yıl ve 2 yıldır dönemler. 3 yıl hükümet seçimle ilgili yapıldı değişim. Hükümet değişirse orada meclis başkanı değişir diye bir şey mi olur? Bu çok komik bir şey ve bu basınımızda çıkar. Bana çok tuhaf gelir yani. Bu kadar bilgisizlik olabilir mi? Ya 3 yıl, o 3, ben dönem zaten bitmeden değişim olmaz. Tabii ki. Tamam. Yani biri 3, biri 2 yıl. 3 yıl bitti, ikinci yıla geçildi. İkinci 2 yıla geçildi. Hatta orada DP'nin puanları yetmezdi başkan yardımcılığını almaya. Ama dedik ki yani o zaman galiba 4'te 5 değildi milletvekili, daha fazlaydı. 7 miydi neydi? 7'ydi galiba son. Ha, gene yetmezdi puanları ama dedik ki biz yahu demokrasinin gereğidir. Bir tamam, tane doğru. Da muhalefete verelim. Muhalefet de o dönemde iki büyük parti olduğu için iktidarda. Muhalefet DP'ydi, tamam. DP'ye ondan verdi. Dolayı bir şey oldu. Ha, yani o günün şartlarında verdik onu ama seçildi o. Bitti. Bitti. Okey. Şimdi Sayın Türkeş'le görüştünüz az önce. Evet. Gündeminizde ne vardı? Yani hükümet konuları falan. Vallahi yani çok. Gerçi yani Cumhurbaşkanı olarak ziyaret etti sizi ofiste. Evet. Ama herhalde bir sürü konuda sohbet ettik. Yani Kıbrıs sorununu da konuştuk. Türkiye'nin yakın ilgisi devam ediyor Kıbrıs sorununa. Yani çözümü Türkiye'de destekliyor. Dolayısıyla Kıbrıs sorununu konuştuk. Tabii hükümeti de konuştuk. Zaten ben orada başlangıçta da söyledim. Yani ansızın bir gün hükümet bitiverdi. Yani beklenmeyen bir şekilde. Bir kriz olmadı yani. Hani öyle bir kriz yaşansın. Suda oldu. Süre verildi bilmem ne oldu falan. İşte maaş krizi falan şey oldu. Kriz olan oydu. Kriz olmadı. Cuma gün görüştük biz Sayın Özgür Gün'le. Cuma gün. Ve pazartesi bakanlarımızla birlikte
buluşup işte iletişimde yaşanan sıkıntıları nasıl çözeceğimizi konuşacaktık. Onu kararlaştırdık. İşte onun için sordum. En başta Cuma. Cevap vermediniz, geçiştirdiniz. Yani, yani şey olarak düşünmüşsünüz. Bir komplo gibi miydi bu hükümetin kuruluşu? Bilmem. Bak, kriz bilmem. Yok, bir şey yok diyorsunuz. Yok işte, evet. Cuma gün bunu konuştuk. Güle oynaya ayrıldık tabiri caizse. Cumartesi gün Ticaret Odası Genel Kurulu'nda ne yapacak acaba UBP diye sordu bana yanımızdaki arkadaşlar. Dedim bir şey olmaz ya, o tamamdır. Biraz sonra hükümetten çekilme kararı alındı diye öğrendik. Yani onun için söylüyorum. Yani kriz olmadan birdenbire hükümet bitti. Biz Perşembe günü yani bir kararımız olmadı. Duyurduyduk. Ne? Perşembe günü duyurduyduk grup toplantısında bu kararı aldıklarını. Grup toplantısında konuyu PEME'ye götürme kararı aldılar. Tamam, o bittiydi iş yani. Tamam, olabilir ama bu bana söylenmedi. Anladın mı? Yani bana hiç böyle bir şeyden bahsedilmedi. Ben aradım, size söyleyecektim ama başmadınız telefonu diye, haberiniz olmadı. Daha öyle mi? Olayım. Yani hükümetten çekileceğiz gibi bir şey söyleseydi Hüseyin Bey bana, o zaman konuşurduk ama hiç öyle bir şey söylenmedi. Evet, yani neyse. Hatta yani çekilme ihtimali olduğu bile söylenmedi. Konu bu. Yani her neyse, maaş filan bahane. Esas sebep UBP hükümet olarak aklının kestiğini yapamadı. Mesele budur. Diğer krizler, su krizi ve mali kriz mali protokolün uzaması bahane olarak kullanıldı. Benim yorumum budur, evet, en azından. Peki. Şimdi tabii siz bu su konusunu atlatırken en önemli konunun ihale şartnamesinin hazırlığında olacağını söylediniz. Hatırladın değil mi onu? Tabii. Şimdi yoksunuz ihale şartnamesinde. Işte Allah'a havale ediyorum derler ya, o noktadayız şimdi. Şöyle, tabii takip edeceğiz yakından. Şartname son derece önemli. Belediyelerimizin nasıl yer alacakları bu sistemin içinde, zorla mı, döverek, ezerek, eleyerek mi onları, yoksa kendi iradeleriyle mi yer alacakları önemli. Yine şartnamede yer alması gereken, daha doğrusu anlaşmada yer alan, dolayısıyla şartnamenin de ona uygun olarak hazırlanması gereken önemli hususlardan biri de orada bir temsilcinin yönetim kurulunda bulunması ve tabii ki bu şeyin, şartnamenin özel bir şirket bu işi yürüteceğine göre denetiminin yapılabileceği şekilde hazırlanması. Yani örneğin havaalanı gibi olmaması. Yani havaalanında devletin hiçbir denetimi yoktur. Bakın, ben havaalanı işletmecisi için bir iddiam yok ha. Öyle bir şey söylemiyorum. Ama orada devletin hiçbir denetimi yoktur. Sivil havacılık denetimci denetleme... Sivil havacılık havaalanını mı denetler? Denetleme. Sivil havacılık uçuşları denetler. Şunu bunu yapar. Yönlendirir ve yönetir. Orada havaalanı ile ilgili hiçbir denetim yoktur. Tahsin Bey'in yaşadığı sıkıntı o değil miydi? Orada şartnamede ve sözleşmeye aktarılırken de yarı buçuk aktarıldı. Zaten problem oradaydı. Şartnamede var olan bir şeyi Tahsin Bey yerine getirmeye çalıştı. Hata yaptı, şu bu. İstemem o konuya gireyim ama yani sonuçta maksadı buydu. Yani orayı denetlemekti. Hem mali olarak hem de şu anda yapılan işler olarak onları denetlemekti hedefi. Ama yapılmış olan anlaşmada bu imkan yoktu. Bir şey buldu işte, bir denetim şirketi bunu yapar diye. Ona bile o şirket itiraz etti. Parasını ödemede ödedi ama şartlı ödedi. İşte yani dolayısıyla şunu demek istiyorum. Öyle bir denetim değil bizim öngördüğümüz. Icığına cıcığına kadar denetleme. Yani yaptıklarının kurallara uygun olup olmadığını, vatandaşın menfaatine olup olmadığını denetlemesi lazımdır devletin. Onun için özerk su kurumu öngörmüştük zaten. Onun tadilatlarını yapıyorduk en son hükümetten çekildiğinde UBP.
yani yeni şartlardaki su kurumu yasasını çalışıyorduk. Denetleyici olacak. Siz şimdi partide bunu çalışmaya devam edersiniz. Komite falan var yoksa? Bundan sonra olacak tabii. Komitemiz vardı zaten. O komite çalışmalarını sürdürecek. Daha başka şeyler de yapacağız. Yani partinin üzerinde çalıştığı, hazırladığı ve başbakanlığa gönderdiği yasa öneri mi denir ona, ne denir? Önerileri de vardı. Yani bizim gönderdiğimiz ki incelesin başbakanlık ve onları meclise sevk etsin. Yani biz çalışmıştık kolaylık olsun diye başbakanlığa. Umarım ki onları geçirirler. Yani işte yodak yasası, işte şey... DAÜ vardı herhalde. DAÜ zaten meclisteydi. Meclis yani herhalde. Halen meclistedir. Birkaç yasa daha var. Elektrik kurumunun özelleşmesi yasası var. O kadık oldu şimdi. Ya bilmiyorum yani umarım ki geçirirler. Hükümet programında yazar ne yapacak yani ne yapılacağı. Yani şey özelleşme yok mu? Yok. Bizim hükümet programında da vardı. Vardı işte. Hükümet programlarında bir anlamı yok gerçi. Orada yani vardı. Orada vardı ama uygulanmadı. Takvim de yok mesela. Su da vardı, o da uygulanmadı. Şimdikinde takvim de yoktur. Bu takvim zaten sizin de başaramadınız. Vallahi bir şey söyleyeyim. Bu takvimi biz başarabilirdik aslında. Çok gerçekçiydi hedeflerimiz ve başarabilirdik. Ama maalesef dediğim gibi Ulusal Birlik Partisi'nin konsantrasyonunu sağlayamadık. Önce kurultay. Biliyorsun Aytu. Evet. Yani 3-4 ay kurultay gitti Ekim'e kadar. Ondan sonra sana zaten su meselesi gündeme geldi. Ondan sonra Mali Protokol gündeme geldi. Mali Protokol eğer başarılsaydı çok kısa sürede birçok reformu yapabilecektik ve oradan öngördüğümüz takvime uymamakla birlikte bazı hususlarda takvimi yakalama ihtimalimiz de vardı. Yani mesela yodak yasasında yakalayacaktık. Hı hı. Onun süresi geçmediydi. Bu şeyde de yakaladınız gerçi seçim halk oylaması yasasında. Tabii, tabii. Bazı şeyler de yaptık. Yani yapıldı. Şimdi eleştirisiz acaba oluyor. Ya tam öngörülen çarşaf liste değildi bu aslında. Bak ideal çarşaf liste şudur. Bütün KKTC tek seçim bölgesi. Ama gene kotalar korundu şimdi. Hayır olmayacaktı yani. Hı. Yani... Normali. O zaman da hep Lefkoşa'nın çıkacak gailesi galiba hasıl oldu. Öyle işte. Olmazdı. Hiç öyle olur muydu? Daha çok seçmen burada olduğu. Ne fark eder? Seçmen Lefkoşalı seçmen ben Lefkoşalı'ya vereyim mi der? Tanıdığına verir bizde insanlar bakmaz. Şeyi tanımaz mı? İşte oradaki tanıyan insanlar daha hayır, az. Hayır mesela Güzel Yurt'tan milletvekili olan Mehmet Çağlar'ı Karpaz'da tanımaz mı? Aktif olanları tanır tabii. Tanır. İşte aktifler seçilecekti. Hayır ben karşı değilim ama yani, böyle deniyor. Yani. Hayır yani aktifler seçilecekti ve bizim istediğimiz de oydu. Öyle ya, değil mi? Günün sonunda öyle bir şey olmadı. Olmadı. Gene bölgeler korundu. Ama ne oldu? Bu defa, yok güzel bir şey oldu. Bu defa mahalle politikası yapılamayacak. Çünkü şeyli mesela Mausalı bir milletvekili sadece Mausa ilçe sınırlarıyla yetinemeyecek. Gelecek Girne'ye. De. Biraz fazla karışık olacak ama. Olsun. Ama yani Girne'den de çok geçersiz oy olacak belli ki. Yani çünkü vallahi sana bir şey söyleyeyim. Geçersizliğini azaltacak bazı önlemler alındı. Yani şöyle alındı. Diyelim ki tercih kullanırken bir yer için yanlış kullanırsa tercihini sadece diğerleri o yer. Geçerli olacak. Diğerleri geçerli olacak. Dolayısıyla bu önemli bir şey. Bir, ikincisi karmada da aynı. Yani en az 24, en fazla 50 şartı içinde bir bölgede yanlış kullanırsa o bölge sadece sayılmayacak. Zaten muhtemelen sayısal yanlışlık olarak. Ben durup nasıl 24 tane hop 25 çizdik dediğinde o 20... Onda bozulmaz. Hayır, onda da bozulmayacak. Yok öyle bir zorluk yoktur. Bak 24'ten aşağı 23 olursa... O, bak her bölgeden yarısı kadar vereceği için zaten bölge bölge gidecek. Alacak iskeleyi 5 diyelim. Hı hı. Yarısı 2. En az 2 tane pardon tercihte tam yarısı 2. 2 tercih kullanacak. Sonra saymasına tekrar gerek yok aslında. Oradaki yarıları kullandığında zaten 24'e gider. Olacak.
İsterse fazla kullanabilir. İşte fazlada sorun olabilir ama 50'yi geçemez. 50'yi geçebilmesi için her yerde olandan fazla oy vermesi lazım. Çok o da mümkün değil. Fazla verdiği yani, yerdeki iptal olacak. Yani sadece fazla verilen yerdeki iptal olacak. Yani çok iptal olmayacak diye düşünüyorum. Bakalım deneyip göreyim. Ama sonuçlar biraz, çıkmayacak artık. Biraz zaman bizim alacak. Açımızdan zor olacak bu iş. Biraz artık. Zaman alacak. Alışmak. Biraz zaman alacak. Bence belki ikinci adım olarak da şeye geçeriz. Gerçek tek bölgeye. Allah kerim değilim abi. Önce bunu bir atlatalım. Evet. Bakalım da nereye gelecek. Evet. Şimdi tabii hani erken seçim öngörümüz falan var. Cumhuriyetçi Türk Partisi doğal olarak hem bir taraftan komitelerde vesaire milletvekilleri çalışırken bir taraftan da artık muhalefet olduğuna göre bir seçim hazırlığı, seçim çağrısı hazırlığının içine de girecek. Ama biz burada son iki haftadır ilginç programlar yaptık Sayın Başkan. Yani Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden gelen arkadaşlarımız, burada milletvekilleri ilginç şeyler söylediler. Çok kamuoyunda konuşuldu. Ne gibi ilginç şeyler söylediler? Yani mesela bu parti içi sıkıntıların aşılması yönünde bir girişim ya da bir sonuçlanmış bir durum ortaya çıkmadı. Neyi? Belli ki. Yani bu parti içindeki sıkıntı konuları. Mesela Sayın Doğuş Dere burada yani dediği bu partide artık neoliberal politikayla gelen arkadaşlar var. Bu yönetim tarzını benimseyen arkadaşlar var. Ya bizim gibi düşünenler çıkacak gidecek bu partiden. Ya da birileri diyecek ki bu neoliberal politika güden arkadaşlarımıza siz bu fabrika partinin fabrika ayarlarına geri dönün bu arkadaşlar diyecek birileri. Çünkü başka türlü olmuyor. Arada bir uçurum var. Siz bu uçurumları nasıl gidereceksiniz? Ben Birikim Bey'e sordum geçen gün. Dedim ki siz fabrika ayarlarına geri dönecek misiniz? O da dedi ki Sovyetler'de fabrikaları söktüler. Hepsini Çin'e sattılar dedi. Lenin, Stalin heykelleriyle beraber. Şimdi bu uçurumu siz nasıl gidereceksiniz? Bu parti içerisinde de seçime hazırlanırsınız. Şimdi şunu söyleyeyim. Uçurum demek ne kadar doğrudur emin değilim. Söylem değil, eyleme bakalım. Yani bugün Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bankaları ve sigortaları devletleştirelim politikasından bugün gelinen şartlardaki kamu özel ortaklığına destek verme doğru zeminde olduğu takdirde politikaları kıyasladığınızda görürsünüz ki Cumhuriyetçi Türk Partisi de o günden bugüne büyük bir evrim geçirdi. Bu doğal bir şeydir. Eskiye dönmemizi önermiyor kimse. Yani sanmıyorum Doğuşlar yanında aynı onu önerdiğini. Yani bankaları ve sigortaları devletleştirelim politikasına dönmemizi önerdiğini sanmıyorum. Dolayısıyla aslında büyük uçurum var denerek abartılıyor ama öyle büyük uçurum falan yoktur. Yani şimdi ne kadarını tolere edebiliriz dünya koşullarının ve işte Avrupa Birliği'nin koşullarının ne kadarını tolere edemeyiz? Tartışma o noktadadır aslında. Ama çok somut yani, şeyler var, farklılıklar bak, var. Bak somut söyleyeyim sana bak. Mesela Avrupa Birliği diyor ki siz telekomünikasyon dairesini devlet kurumu olmaktan çıkaracaksınız. Bu bizim şartımızdır. O bir şirket olacak. Ve ona para veremeyeceksiniz devlet olarak. Şimdi biz Avrupa Birliği'ni istiyoruz değil mi? Girdiğimizde de bunu yapmak zorundayız yani. Bu neoliberal bir politika değil mi? Öyledir. Hangisi önemlidir bizim için? AB'ye girmek mi? Yoksa telefon dairesini devletin bir kurumu olarak tutmak mı? İşte bu... Mesele burada. Tamam bu kadar netse ama hayır. Partide bu... Karışıklık var partide işte. Partide yoktur bu karışıklık ya. İşte bir tartışma olur tabii bu partide olacak tartışma. Su konusunu hatırlayın. Ne kadar keskin tartışmalar yapıldı.
Ama CTP böyle bir partidir ya. CTP üretir, CTP'liler üretir. Ama düşünür, bakın, tartışır. Az önce söylediğiniz bu örneğin telefonla ilgili verdiğiniz örnek. Tam tersi düşünüyor işte belli bir kesim. Yani evet devlette kalacak. Yatırımını yapacaksınız, bak, geliştireceksiniz. CTP'de yoktur işte öyle bir şey. CTP'liler Avrupa Birliği'ne girişi istiyor. Avrupa Birliği'ne girişi istediğine göre bunları tolere edecek demektir. Benimseyecek yani sonuçta. Bugün tartışabilir ama beğenmeden de girebilir. Hayır ben bu politikayı beğenmiyorum ama ne yapayım AB bunu dayattı da diyebilir. Nasıl ki Türkiye dayattı da dediğimiz gibi. Mesela suda bizim istediğimiz ideal sonuca varamadık. Ama partide biliyorsun bir sonuca vardık. Bu kadarını yapabiliyoruz dedik. Beğenmedik ama altına imzamızı attık. Mesele bu. Onun için yani partide ciddi bir sorun olarak görülmemelidir bunlar. Fikir üretimi partide güzel bir şeydir, faydalı bir şeydir ve CTP bu konuda çok iyi gidiyor diye düşünüyorum. Benim yani bu tartışmaları siz sağlıklı olarak yorumlarsınız. Tabii ki. Anladığım kadarıyla. Benim sağlıklı görmediğim bu değil. Yani fikir tartışmaları, siyaset tartışmaları, partinin yeni politika belirlemesi ya da mevcut politikalarını değiştirme konusundaki tartışmaları son derece sağlıklıdır. Benim sağlıklı bulmadığım parti içi meselelerin tartışılmasıdır sokakta. Sağlıklı olmayan odur. Yani örneğin işte falan bakan yanlış yaptı, filan ilçe örgütünün başkanı şunu yanlış yaptı. Genel başkan işte değişmelidir, başka birisi olmalıdır. Ya da genel sekreter değişmelidir gibi konuların basında tartışılması, parti içi meselelerin kamuoyunda tartışılmasıdır. Ama işte kabul bunların altyapısının, ben dışarıdan gözlemlediğimi söylerim, bu tartışmaların altyapısının aslında o siyaset sağlıklı değil bulduğumuz hayır, siyaset değil tartışması. Değil, onlar değil ki var. Bunu yapan, o siyaseti tartışanlar değil bunu yapan. Keşke onlar olsa da dediğin doğru çıksa. Ama herkes de birbirini etkilemiş. Hayır canım, o siyaseti tartışanlar, yani parti siyasetlerini tartışanlar örneğin bunu tartışmıyor. Siz eski CTP'lileri işaret edersiniz. Bak sen iki isim verdin. İkisinden de konuştuğum için özellikle verdim. Tamam, Doğuş Derya dedin ve Birikim Özgür dedin. Evet. Bu iki insan parti içi meseleleri tartışıyor mu? Tartışmıyor. Zaman zaman ilginç postlar siyaset atarlar. Tartışıyor. Ha zaman zaman şey yaptıkları, sosyal medya üzerinden yaptıklarını da onaylamıyorum ve kendileri de biliyor bunu. Yanlış olan işte odur. Siyaset tartışmak değil. Benim ona hiç itirazım yoktu. Parti içinde her türlü siyaset tartışılabilir. Hiç itirazım yok. Zamanında, hatta bu örneği çok verdiğim yok ama yani bizim partide örneğin parti meclisi toplantısında bir arkadaşımız kalktı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması kampanyası açmamız lazım dedi. Ne zaman? Eskiden herhalde. Tabii işte 85'ten sonra 90'larda. CTP'de. Düşünebilir misin? CTP'de. Tartışıldı orada. Bunun imkansız olduğu sonucuna varıldı. Mesele kapandı. Kimse de bunu duymadı. Ama orada tartışıldı bu. Ben oradaydım. Tamam kapandı. Bitti. İşte burada kapanmıyor. Hayır onu söylüyorum. Yani hayır burada durum farklıdır. Onlar değil kavga edenler. Kavga edenler tamamen kişisel kavga içindedir. Odur kötü olan. Ve birdenbire işte konu sosyal medyaya, medyaya taşınır. İşte bir sürü insan çıkar geçmiş parti deneyiminden hareketle basında onları tabii arar, sorar falan konuşturur ve yani CTP uzmanlıklarından yararlanmaya çalışır. Böylece parti içi konular da konuşulur, tartışılır hale gelir. Yani önüne geçemiyoruz. Kötü olan budur. Önüne geçemiyoruz değil, geçmeye çalışıyoruz yani. Çalışıyoruz.
parti disiplini çok önemlidir. Söyledim ya, fikir kulübü değil CTP. Fikir kulübü olsa herkes istediğini söyler. Ama CTP bir partidir. Politikasını belirler. Politika belirlenene kadar her şey parti içinde tartışılır. Politika belirlendikten sonra da domuz topu o politika uygulanır. Konu budur. Ve bu disiplin gerektirir. Disiplin olmazsa bir parti hiçbir iş yapamaz. Bu disiplini sağlamada sıkıntı var belli ki. Sıkıntı var ama sağlayacağız, çalışacağız. Bu genel kurula da yansır mı, ilk genel kurula? Kasım'da herhalde. Kurultayımız Kasım'da. Yani parti meclisinin aldığı karar Kasım'ı işaret ediyor. Kasım'ın ötesine kaçamaz. Tabii öncesine alınabilir. Bir iki öneri duydum, yani öncesine alalım diye. Alabiliriz. Çünkü bu aşırı, benim deyimdeyim ki çok katılmıyorsun şu buna. Bence aşırı uç politik noktalar var. Ve bunlar sonuçta bir şekilde uyumlaşmayacak bu noktadadır. Öyle değil. O yüzden ilk seçimde ben ciddi bir gene tartışmayı bekliyorum. Yani hayır, sizin bak, uyumlaşmaya açınızdan değil bizim ihtiyacımız. Biz uyumlaşmak istemiyoruz. Biz her şeyi parti içinde tartışırız, fikir üretiriz, sentez yaparız, ara yolu buluruz, doğru olan herkesin hazmedebileceği politikayı belirleriz ve ondan sonra onu yürütürüz. Bizim aradığımız anlayış budur. Biz herkesin aynı düşünmesini ille de istemeyiz. Yani su konusunda örneğin hatırlayın o zamanki tartışmaları, bir uçtan bir uca vardı. Sonuçta parti meclisi bir komisyon oluşturdu. Bu komisyon çalıştı. Bu komisyon bazı sonuçlara vardı. Onları getirdi parti meclisine. Parti meclisi tekrar değerlendirdi. Tamamdır, bu çerçevede yürüyelim dendi. Sonra parti meclisi yine hükümete görev verdi. Bu işi bu çerçevede yapabildiğiniz noktaya kadar taşıyın dedi. Ve ondan sonra da parti meclisi oturup hükümetin yaptıkları ile ilgili yeni bir karar almadı. Hükümete bıraktı ve destek oldu. Yani yol budur. Böyle yapılması lazım. Tabii ben bunu söylerken şuraya getirip bu soruyu soracaktım. O yüzden söylüyorum. Çünkü ben bu uçları işaret ederken farklı adaylar çıkabileceğini düşünüyorum. Ama aday siz, çıkabilir ya, orada bir şey yok. Siz mesela geçen defa yani bir mutabakat adayı. Yok, buna rağmen aday çıktıydı bir tane. Ama olsun yani. Neyse, mutabakat adayıydınız siz. Şimdi böyle bir durum hasıl olur mu yine? Bilmem. Yani, rakip, siz aday olur musunuz rakip çıkarsa? Bilmiyorum, henüz istişare halindeyim. Yani bak, ben Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde kaç dönem olduğunu şimdi unuttum ama 10 yıla yakın genel başkanlık yaptım geçmişte. 10 yılı doldurmamıştım, onu hatırlıyorum. 96'dan 2005'e. 9 yıl parti başkanlığı yaptım. Her kurultayda, kurultay öncesi ben arkadaşlarımla istişare ettim. Oturduk, konuştuk. Aday olayım mı, olmayayım mı, başka aday var mı, başka birisi daha iyi yapabilecek gibi bir görüş var mı, yok mu? Bunları değerlendirdim ve ona göre karar verdim ve aday oldum. Yine aynısını yapacağım. Ben zaten Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin başına işte bilmem kaç yıl aradan sonra orada ila nihaya kalayım diye gelmedim. Benim bir misyonum vardı. Partide sıkıntılar vardı, kavgalar vardı, tartışmalar vardı, huzursuzluk vardı. Bunu geri getirmek için geldim. Düzeni geri getirmek tabii için. Ama ve geldi mi o düzen? Ciddi şey, çok ilerleme var canım. Hı. Yani hayır, yani gelmedi bütünüyle ama geçmişe göre çok daha iyi bir noktadayız. O zaman tamamlanmadı görev. Hayır ama yani ille benim tamamlamam gerekmez. Yani benim destek olacağım ve tamamlamak için çaba ortaya koyacak başkaları da olabilir. Yani onu değerlendiriyorum ben şu anda. Konuşuyorum, tartışıyorum. Ben mümkün olduğu kadar kısa süre CTP Genel Başkanı olma düşüncesiyle geldim bu göreve. Yani dediğim gibi gazık çakmak niyetiyle gelmedim.
Çünkü zaten zor geldim biliyorsunuz. İstemedim gelmeyi. Evet. Çok istendim, çok ısrar edildi. Şu an ısrar var mı yine? Devam edin başkan Dediğim diye. Dediğim gibi şu anda partinin başındayım zaten. O ısrara gerek yok. Onu konuşacağız, değerlendireceğiz ve bir karar vereceğiz. Tufan Hoca'nın ismi çok geçer. Yoksa gene spekülatiftir. Bir sürü şey söylenir. Yani Tufan'ın daha önceden de zaten adı söyleniyordu. Ben o zaman da Tufan'la da konuşmuştum. Yani ben herkesle konuşurum. Tufan'ı da çok severim. Onun için onunla konuşmadan edemem zaten. Hele şimdi genel sekreterdir. Zaten her gün belli bir süre görüşmemiz var. Organlar dışında değerlendireceğiz. Yani daha konuşacağım başkaları da var partide. Tufan Hoca'yla konuştunuz yani bu konuyu. Birçok defa konuştuk. Onunla her gün konuştuk neredeyse. Açıklama bile yapmak zorunda kaldınız. Çünkü Tufan Hoca bu başkanlık konusunda bilirsiniz. Tabii Tufan'ın adı karıştırılan bir spekülasyon yapıldı da ondan dolayı oldu. O kendi kararıydı. Yani ben böyle bir açıklama yapacağını bilmezdim. Yaptıktan sonra gördüm. Biraz sizin işte o ilk hani başbakan olarak genç bir arkadaşı düşündüm. Olmayınca Ömer Bey olduğundan da herhalde yola çıkarak hep Vallahi şunu o söyleyeyim, isim üzerine geliyor. Şunu söyleyeyim sana. Benim partiyle ilgili durumum şöyledir. Ben kendimi Cumhuriyetçi Türk Partisi ile buldum. Yani siyasi görüşlerim orada oluştu. Benim için partiye bağlılık çok üst düzeydedir. Kendimin herhangi bir hırsı yoktur. Benim bütün gayretim bu toplumun partiye ihtiyacı vardır. Gerçekten Kıbrıs Türk'ünü koruyan hükümette bulunduğu dönemlerde de bunu açıkça ispat eden benim aktif olarak görev yaptığım son hükümet döneminde çok fazla bir şey yapamasak bile ki epeyce şey de yapıldı ama çok fazla bir şey yapamasak bile yasa dışı bir şey yapılmasını da engellemek gibi bir rol oynamış bu partinin. Ben Kıbrıs Türk'üne hizmet etmeye devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Onun için birliğini, bütünlüğünü sağlayıp, disiplinini sağlayıp yoluna devam etmesini istiyorum. Hep aklımda bir şey vardı, bir olay var. Ve o benim için çok önemli bir ders oldu aslında. Rahmetli Naci Talat hastalığının son safhalarında genel sekreterimiz olarak Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Ve bize dedi ki arkadaşlar benim artık kurtulmam için bir mucize olması lazım. Yani tıpta büyük bir devrim olması lazım, bir yenilik olması lazım. Aksi halde zamanım çok dar. O yüzden yeni bir genel sekreter seçin ve beni affedin. Dedi ki Naci arkadaş hayır bunu yapmayız. Sen görevine devam et. Devam edemiyorum. Devam edemezsen de sen genel sekreterimiz olarak kal. Biz senin için senin genel sekreterliğinde bu partiyi yine yürütürüz ama sen bizim genel sekreterimiz olmaya devam et. Öfkelendi, hayır dedi. Cumhuriyetçi Türk Partisi benimle kayım değildir. Cumhuriyetçi Türk Partisi yoluna devam edecek, yeni bir genel sekreter seçeceksiniz ve yolunuza devam edeceksiniz dedi. Toplantı öyle bitti. Hala duygulanıyorum bunu hatırladıkça. Ve biz seçmedik. Onun ölümüne kadar yeni bir genel sekreter gerçekten seçmedik. Onun isteğine rağmen. Zaten çok da yaşamadı ondan sonra. Vefat etti. Ama yani partinin bu topluma hizmet etmeye devam etmesi bizim için çok önemlidir. Kişisel beklentimiz olmamalıdır partide. Parti yaşamında. Parti toplumsal bir iş yapar. Bu toplumsal işte biz partiye katkıda bulunuruz hepimiz. Ben kendi çapımda katkılarda bulunduğumu düşünüyorum.
bu katkılarımı devam ettirmem gerektiğini düşünürsem, o sonuca varırsam görevimi devam ettiririm. O sonuca varmazsam ve dersem ki bu işi başka bir mekanizmayla yapabiliriz, o zaman da benim bu görevi sürdürmeme ille de gerek olmaz. Yani şu andaki tartışmamız, değerlendirmemiz bu çerçevededir. Peki. Bakalım göreceğiz. Kısa vadede zaten ortaya çıkar. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Kolay gelsin diyelim Sayın Başkan size. Teşekkürler. Efendim Mehmet Ali Talat'la birlikteydik bugün ve programımızın sonuna geldik. İyi hafta sonu dilekleriyle bitirelim. Pazartesi günü yeniden bir arada olacağız. Ülke sorunlarını konuşup tartışmaya devam edeceğiz. Her zaman söylediğim gibi hafta sonu olası tüm gelişmeleri yine Diyalog TV ekranlarından izlemeye devam edebilirsiniz. Herkese iyi tatiller.